Da Diyarbakır, Hakkari, Tunceli, Şırnak taraflarında kızları, genç kızları böyle tuzağa düşürmenin peşindeler. Yani benim olayım tek değil, farklı farklı olaylar. Yani çok duydum da oldu, gözümle şahit olduğum olaylar da oldu. Yani kadınlarımıza sadece diyeceğim, hani elinizden oldukça asker, polisten uzak durun. Onlar evlilik niyetinde değil. Sadece genç kızlarımızı tuzağa düşürüp onlara cinsel amaçlı yönelme peşindeler. Çok yıldır hukuk mücadelesi veriyorum. Ben onun yüzünden üniversiteye de ara verdim. Hem ekonomik hem fiziksel, hem psikolojik ben yıprandım. Yani birçok yıl kimse bu kadar hukuki mücadele vermez. Ben ailem tarafından da şiddete maruz kaldım. Polis tarafından da, Enes Aydemir tarafından da hem şiddetten, fiziksel şiddetten, psikolojik şiddetten tecavüze uğradım. Yani başkası olsa da bırakmaz bunun peşini. Savcılar, hakimler genellikle bunu üstüne örtmeye çalışıyor. Kamu görevlisi olduğu için ama sivil bir vatandaş olduğu için sivil bir vatandaş olsaydı ceza verirdiler ama kamu görevlisi olduğu için hani şey yapmıyorlar. Devlet devleti koruyor. Öyle bir amaçları var. Yani sürekli üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Musa Orhan davasında da 10 yıl verildi ama denetimli serbest de bırakıldı. Ama arkasında bir güç var, bırakılıyor bu adam. Yani üst mahkemeye taşımalarına rağmen. Bir hani İpek Er öldü, Musa Orhan dışarıda. Böyle bir adalet mi olur? Yani demek ki herkes kendini öldürse bu olaylar başına geldi diye o adamlar hepsi serbest bırakılacak. Bana tecavüz eden kişi hem de böyle cinsel taciz, tecavüzde bulunan asker polislerin tutuklanmasını istiyorum. Olayımdan daha fazla olaylar var. Diyarbakır'da, ofiste, dağ kapıda vesaire. Diyarbakır'ın ilçelerinde, Şırnak, Tunceli taraflarında, Hakkari taraflarında çok mağdur olan kızlarımız var. Üstünü kapatmasını istemiyorum. Başka kızların da mağdur olmasını istemiyorum. Genç kızlarımıza sadece bunlardan uzak durun.